Şimdi Koçak'tan kaçırılmayacak eşsiz fiyatıyla. Koçak. Her mevsim yenilen Pierre Cardin. Bu salı BİM'de Süper Fresh çıtır toplar 29 lira 50 kuruş. Süper Fresh üçlü ton balığı 45 lira 50 kuruş. Süper Fresh Perfetto Pizza 69 lira 50 kuruş. Göz alan ışıltısıyla Koçak Pırlanta Yüzükler şimdi Koçak'tan kaçırılmayacak eşsiz fiyatıyla. Koçak. Emlak Konut bilgilendiriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını 13 Eylül tarihinde açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde vatandaşlarımız sanayi sitesi, konut veya konut arsası için başvurabileceklerdir. Emlak Konut bilgilendirdi. Pierre Cardin magazin hattını sunar. Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dopdolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in uzun süredir yayınlamayı planladığı İngilizce albümüyle ilgili soruyu duyunca nasıl gülme krizine girdi? İzliyoruz. Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti Mimar Fırat Baltaoğlu'nun atı sergisini gezdi. İyi akşamlar Kenan Bey, iyi akşamlar Beren Hanım. İyi akşamlar. Tekrardan iyi akşamlar Fatih Bey. İyi akşamlar, sağ olun. Uzatmadan ben konuyu söylüyorum. Fırat Baltaoğlu'nun koleksiyonu için buradaydık bu akşam. Harika işler yaptı. Çok sevdiğimiz bir artist arkadaşımız. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir gece oldu. Şahaneydi. Dedim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, ata koleksiyonu galiba. Ata koleksiyonu. Biraz bahseder misiniz bize, nasıl bir sergi? Şöyle, sırf Atatürk'ün olduğu bir sergi. Cumhuriyet altının büyütülmüş hali bunlar. Ben kendi ofisime güzel bir Atatürk resmi asmak istiyordum. Ama normal klasik bir Atatürk resmi asmaktansa orijinal kendime ait bir özel eser yapmak istedim. Bu biraz büyüdü. Eser haline geldi. Ve 29 Sonra Ekim'de de dedim ki, ben de dedim bunu niye çoğaltmıyorsun? Niye bize paylaşmıyorsun? Bize de ver, bize de yap. O da yapmaya başladı ve şimdi buradayız. Evet, harika bir kalabalık. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Kenan Doğulu'nun geçen günlerde Uraz Kaygılaroğlu'nun başlattığı siyah oje modasına uydu ve tek tırnağına oje sürdüğü görüldü. Ne yaparsan ya, ne yaparsan ya, aşk ile yap. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in uzun süredir yayınlamayı planladığı İngilizce albümüyle ilgili soruyu duyunca gülme krizine girdi. Tekrardan size dönecek olursak, nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Yeni albüm hayırlı olsun şimdi. Çok iyi. Beren Hanım. Ne konu gene bir şekilde. Belli oldu mu tarih? Yani şimdi birazcık evet, şimdi Kenan'ın konserleri de böyle yavaş yavaş. Yani Kenan'ın takvimi de rahatlıyor. Şimdi işte biz de New York'ta filmi tamamladık. Çalışmalara devam ediyoruz. Hazır olunca artık bir tarih söylemek istemiyorum. Ama az kaldı. Ünlü popçu Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı konserine büyük bir özenle hazırlandığını söyledi. 29 Ekim benim için çok önemli. Çok özel hazırlanıyoruz. Yaklaşık böyle 3 gündür falan 24 saat çalışıyoruz. Hem dansçılar, hem ışıkçılar, hem efektçiler, hem müzisyenler. 29 Ekim için Ankara'da muhteşem bir konser planlıyoruz. Atatürk İnşallah. De oradan bize bakıyor. Çok güzel oldu. Neler diyorsun diye. Evet. Zaten Cumhuriyet günleri başladı yani. Bu akşam Atatürk'le başladı. Heyecanımız büyük. 29 Ekim Ankara muazzam olacak. İnşallah diyelim. Aşkı Memnu dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ'yla 12 yıl sonra bir aşk filminde bir araya gelen Beren Saat yaşadığı heyecanı paylaştı. Beren Hanım, son olarak da
Kıvanç Bey ile filmi soralım. Nasıl gitti? Çekimler bitti. Çok tatlı bir film oluyor bence. Ben çok eğlendim. Uzun zamandır oynadığım bir karakterle bu kadar eğlenmemiştim. Çok keyifli bir film olacağını düşünüyorum. Umarım herkes beğenir. Çok uzun zaman sonra da bir araya geldiniz. Neler yaşandı? Hani çok eskiler yazdı. Çünkü biliyorsunuz her sene Titi olan bir aşkı memnu var. Hadi. Sonra konuşuruz onları. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Kenan Bey. Çok sağ olun. İbrahim Çelikkol, Riva'daki evinde oturan ünlü şarkıcı Hadise'ye nasıl bir jest yaptı? Hadi abilere teşekkür et. Son olarak Hadise'ye karşı da güzel bir jestiniz oldu. İstediği kadar iyi görebiliriz. Az sonra... Ünlü oyuncu Aslı Emer, Berkin Gökbudak'la yaşadığı ilişki hakkında ilk kez konuştu. Berkin Bey'le de bir beraberliğiniz vardı. Devam ediyor mu? Evet evet, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor peki? İyi gidiyor, teşekkür ederim. Hiç konuşamadık, sizi görüntüleyemedik. Az sonra... Kasım'da gösterime girecek olan Tamirhane filminde buluşan Rıza Kocaoğlu ile Erkan Kolçak Köstendil, Cihangir'de Magazin Hattı'nın sorularını yanıtladı. Amca. He ya, Vahmık amca. İlk takımları. Ölünecek olay var, ölünmeyecek olay var. Ya Vahmık amca, tut kendini ya. 11 Kasım'da gösterime girecek olan Tamirhane filminin oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil ile Rıza Kocaoğlu, Cihangir'de Magazin Hattı'nın sorularını yanıtladı. Kendinden ölçer ya insan, ben buna gülerim dediğin bir şey yaptık. Umarım hani tek derdimiz sinema alışkanlığı yeniden insanların gelir ve salonlara gidip izlerler. Ve yani şeyden şüphem yok, kendimiz üstünden ölçüp eğlenecekleri bir şey oldu. Biz eğlendik. Yani çekerken eğlendik klişesinden bahsetmiyorum. İzlerken de eğlendik. Erkan Kolçak Köstendil aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda oturdu. Biraz yarı yalan bir hikaye. Fantastik başlıyor. Gerçek bir hikayeden esinlenilmiş bir yere kadar. Onu kullanıyor filmde de. Bir yerden sonra herhalde bilimsel bir tartışmaya sebep olacak bir yere bağlanıyor. Köstendil, seyirciyi pandemi döneminde batma noktasına giren sinema salonlarına çekmek için uğraştıklarını dile getirdi. Bir şeye para ödüyorsa o konuyla ilgili ondan ricacı olamazsın. Ona çok iyi gidip koşa koşa sinemada izleyeceği ya da tiyatroda izleyeceği bir şey sunmak zorundasın. Biz buna uğraştık. Biz becerememişizdir. Aynı dönemde birçok film giriyor vizyona. İnşallah bu alışkanlığımızı bir daha kazanacağız. Çünkü arada geçirdiğimiz dönem nedense böyle sanatsever bir virüsle savaştık. O da böyle bir araya gelip sanatsal bir şey yapma alışkanlığımızı ortadan yok etmeye çalıştığını düşünüyorum ben. Onu kırmaya çalışıyoruz. Çünkü bir araya gelmeye ihtiyacımız var diye düşünüyoruz biz. Erkan Kolçak Köstendil filmin oyuncularından Merve Dizdar için de inanılmaz bir yetenek yorumunu yaptı. Aynurcuğum, frenler sapasağlam taş gibi. Teşekkür ederim Yılmaz abiciğim. Merve harika ya. Merve... bir tane bir sahne vardı normalde senaryoda yazmayan. Ben Merve'den onu oynamasını isterken biraz utandım. Kendim de oyunculuktan geldiğim için hani bir şey istedim ondan. Dedim ki ya bu acaba bir oyuncudan bunu istemek ayıp mı oluyor biraz falan filan. Vallahi öyle bir oynadı ki o anı. Bence inanılmaz bir yetenek, muhteşem bir kadın. Çok seviyoruz onu yani. O bu kadar sorunun ters şey yerinden ben bir şey söyleyeyim. Yani yanlış bir şey söylüyorsak söyleyin abi, öyle bakıyorsun. Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil'in yönetmen olarak kendilerine çok özgür bir çalışma ortamı sunduğunu anlattı. Erkan'la yönetmen olarak çalışmakta hakikaten böyle kısa sürede 3 haftada bir çıkan bir filmde kendimizi çok özgür hissedip bambaşka oyunculuk özelliklerimizi sunacağımız bir alan yarattı Erkan ve Merve için de, Necdet abi için de, benim için de, kendi aramızda da konuştuğumuz bir şey bu. Ya onun sonucunu gördüğümüz ve bildiğimiz için böyle mutlu ve rahat bir şekilde buyurun gelin izleyin. Ne güzel bir oyuncudan bunu duyduktan sonra aksatlasam da olur. Kurguda hata yapsam da olur. Her şey olur yani. Ne güzel bir şey. Bitirmeye çalışıyorlar. Ne güzel bir şey. Bitirmeye çalışıyoruz. Az kaldı. Hala uğraşıyoruz gece gündüz. İnşallah 11 Kasım'a yetiştireceğiz. Siz de inşallah hep beraber seyreder. İnşallah keyif alırsınız. Kocaoğlu, Tamirhane filminde fenomen proje Kaybedenler Kulübü'ndeki rol arkadaşı Necdet İşler'le de bir araya geldi. Yıllar sonra buluşmuşuz gibi değil. İkimiz
ikimiz de Necdet abinin de benim de bugüne kadar yaptıklarının çok dışında bir film yapısı ve karakter yapısı var bu filmde ve işte ona da Erkan böyle o güveni sağlayıp sağladı, kendimizi salmamıza alan yarattı. Dolayısıyla işte izlediğinizde mesela yalandan söylemiyorum hani seyirci için ve izleyen için değil, sen de izlediğinde mesela Rıza, Necat abi değişik bir şey yapmış dedirten senaryosu yapısının dışında yönetmenle de ilgili bir şey oldu. Bir yönetmen başarısı olursa ve konuşulursa ilkin bundan sebep olacak diye düşünüyorum. Bayağı ödümsedim. Ne güzel bir şey diyorum o yüzden. Aksatlasam da problem değil yani. Biz bu şekilde böyle sarılıp gidebilir miyiz? Oyuncu Yasemin Alın, meslektaşı Tolga Güleç'le biten ilişkisi hakkında neler söyledi? Olmayınca olmuyor yani, bazı yerlerden de inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor. Ne çok sevdik, ne az sonra. Ettik, ne de arkadaş kalabilir. Şimdi sizleri çok hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz. Bakalım bu hafta kim, kiminle, nerede? Kameralarımıza takılmış izliyoruz. Artık bir şey söyle ya öyle ya böyle. Olur olmaz anlayalım, bir tek sen söyle. 31 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelen İzel Çelik Ercan üçlüsü 5. kez Kuru Çeşme açık havada sevenleriyle buluştu. Yanımda dolanırsın hep o haline. Düşüyor saçlarım, yaralanmış kalbim. Yine sensin tekrar. İzel konserde bir ara darbuka eşliğinde göbek de attı. Oğlum bunun ruhunda var, ben sana diyeyim. Konser öncesi soruları yanıtlayan 3 ünlü şarkıcı yaşadıkları mutluluğu paylaştı. Bizim için bu bir işten çok öte. Yani biz başka zaten şey, kendimiz bireysel olarak işlerimizi yapıyoruz ama tabii şu birliktelik... Çeliğe boş günü yok. Hakikaten şu birliktelik bizim için inanılmaz lütuf, keyif. Yani ne desem azdır. Çok tatlı. İçeride zaten gördüğünüzde, yani sahnenin haline bir de bizim halimizi gördüğünüzde, biz ilk çıktığımız gün hepimizin konser deneyimi var. İlk çıktığımız gün hepimizin ayağı titriyordu. İçerisi öyle etkiliyor insanı. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un Yarım Asrı Devirenler kitabının imza gününe katıldı. Koçyiğit, hayranlarının yanında getirdiği eski kartpostal ve film afişlerini de imzaladı. ...54 yıldır Selim Soydan'la evli olan 74 yaşındaki oyuncu mutlu evliliğin sırrını açıkladı. Galiba niyet önemli başta, dürüstlük önemli, güven duygusu önemli. Birlikte hayatı paylaşmaya kararlı olmak önemli. Ama en önemli olan şey sevgi. Sevgi olmadıktan sonra hiçbir şeyin değeri yok. Sevgi, gerçek sevgi varsa her türlü zorluğun üstünden gelmek de mümkün. Hülya Koçyiğit günümüzdeki kısa süren evliliklerle ilgili de yorum yaptı. Son zaman gitti yani,
evliliklerde sevgi mi olmuyor? Erken bitmesi sebebi nedir yani? Sevgi zamanla bitebilen bir şey. Ama saygı asla bitmez. Bir insanı eğer saygı değer buluyorsanız o sizin için her zaman saygı değerdir. O nedenle sevginin yanında mutlaka karşı tarafa saygı şart. Yeşilçam'ın efsane aktörlerinden Kadir İnanır, hafta başı Cihangir'de dostlarıyla buluştu. Kafede bir telefon görüşmesi de yapan 73 yaşındaki oyuncu, çıkışta sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Geçen yıl beyin damarına pıhtı atan Kadir İnanır, bir süre hastanede yatmak zorunda kalmıştı. Başkan, buranın sahibi, onu ziyaretine geldik. Görüşürüz inşallah. Siz neler yapıyorsunuz? Sağlık durumunuz nasıl efendim? Görüşürüz, gayet iyiyim. Görüşürüz. Hadi hoşçakal. Kenan Doğulu, Diyarbakır City Fest kapsamında Diyarbakırlı sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı. Görüşmek üzere. Sipahi adlı yeni dizinin kadrosuna katılan Kerem Alışık, yürüyüş yaparak form tutmaya devam ediyor. Son olarak Bebek'te kameralara yansıyan 62 yaşındaki oyuncu, bir kafede oturan arkadaşlarıyla selamlaştı. Alışık daha sonra sahil hattına geçip tempolu yürüyüşüne devam etti. Haluk Bilginer'li Baba dizisinde başrol oynayan Tolga Sarıtaş, izin gününde Asmalı Mescid'de görüntülendi. Sağ ol, çok güzel gidiyor, çok güzel. Yani çok güzel bir hikayeyi anlattığımızı düşünüyoruz. Çok keyfimiz yerinde. Onun için hani iyiyiz yani. Sarıtaş, ikinci sezonu devam eden Baba dizisinin setinde çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Senaryoyu okuduğumda çok beğendiğim için zaten kabul ettik hepimiz. Üstüne bir de çok güzel bir ekiple birlikte olunca, o ortak ruh da yakalanınca çok da güzel oldu. Onun için inan, yani ekstra ne var hayatında dersen ekstra hiçbir şey yok. Çünkü gece gündüz çalışıyoruz ama çok mutluyuz. Yakışıklı oyuncu, dizide babasına hayat veren Haluk Bilginer'le aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Haluk abiyle çalışmak çok büyük bir lüks, çok büyük bir, çok güzel bir fırsat. Çok güzel yani. Ve Haluk abi müthiş enerjide ve Haluk abi sete geldiğinde hepimiz böyle yükseliyoruz. İyi ki var ve iyi ki beraber çalışıyoruz. Bak. Bak. Neye bakacağım? Ne orada, var orada? Orada. Orada. Ne baba ne? Git bak. Demet Akbağ'ın performansıyla Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan Aydınlık Evler ikinci sezonuna Ankara'da başladı. Kongresyum'da iki gece üst üste sahnelenen oyunu 6000 aşkın seyirci dakikalarca ayakta alkışlayarak izledi. Babaanne. Babaanne hadi bak başlıyor, kaçıracaksın. Dur yavrum dur. Geldim yavrum, gel. Gel gel. Demet Akbağ ve tüm oyuncu kadrosu hikayedeki mahalleye tam da duvarın olduğu noktaya gittiler. Şu anda Ankara halkına açık bir park olan alana giden oyuncular duvarın diğer tarafına geçmiş oldu. Mahallenin 23 yıllık muhtarı Şenol Öz, ekibe eşlik edip parkın detaylarını ve geçmişini aktardı. Mart ayından beri sergilemekte olduğumuz Aydınlık Evler oyunumuzun Ankara turnesindeyiz. Ankara'nın Aydınlık Evler semtinde geçen, aşağı yukarı bundan 50 yıl önce geçen aslında bir nevi dönem oyunu. Oyunda duvar duvar diye bahsettiğimiz, aslında çok da ipucu vermek istemiyorum ama izlemeyenler için. Ve şimdi park olan, bizim oyunumuzda eskiden başka bir şeyken şimdi park olan, altın park olan yer de topluca geziyoruz. Çok çok büyük ve çok güzel bir park olmuş burası. Aydınlık Evler, Aydınlık Evler, Aydınlık Evler. Sevmiyor.
Eşi Serdar Oral'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren Özgün Amal, geçen haftalarda eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin setine ziyarete gitmişti. Beyaz saçları dikkat çeken oyuncu haftalar sonra Asmalı Mescid'de görüntülendi. Saçlarını kestirdiği görülen Amal'ın keyfi oldukça yerindeydi. Arkadaşlar nasılsınız? Sizi çok fazla görüyoruz. Çok kısa konuşsaydık. Çok neşeli gördük sizi. Merve Sevi, Yalancı Yarim dizisinde başrol oynadığı Barış Akarsu'nun anısına çekilen filmle ilgili düşüncelerini paylaştı. Barış Akarsu filmini sormak istiyorum size. Yeni bir film geliyor. Evet, duydum. Neler düşünüyorsunuz? Umarım çok güzel olur. Çok güzel olur. 18 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam vizyon tarihi. Onlarla ilgili hiçbir fikrim yok ama projeden haberim var. Umarım çok güzel olur. Güzel de bir kadrosu olmuş gördüğüm kadarıyla. Güzel olur. İzlemeyi düşünüyor musunuz? İzlerim tabii ki. Niye izlemeyeyim? Neden izlemeyeyim? Seve seve. Durup bakınca göreceğiz neyiz ve nerelerdeyiz bilemiyoruz. Ünlü popçu Bendeniz, slow şarkılarından oluşan ikinci Best Of albümünde yer alan Sen Kaybettin şarkısına klip çekti. Soft bir klip çekeceğiz. Kemal Başbuğ yönetmenimiz. Soft, siyah beyaz, güzel görüntülerle. Cool bir şarkı, cool bir klip. Bakalım inşallah beğenirler izleyenler de. Bendeniz 2000'li yıllardan sonra müzik sektörünün tükendiğini belirtti. Pop müzik piyasasında yeni şarkı ve yeni şarkıcı ben görmüyorum. Pop müziğin düşüşe geçtiği her dönem ya rock müzik fırlar, ya hip hop müzik fırlar, ya rap fırlar, bir şeyler fırlar, arabesk fırlar, hortlar yerinden. Bu her dönem böyle oldu ama bundan sonrası zaten yok. Yani bundan sonra hortlayacak bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Yani herkes olanı tekrar edecek gibime geliyor. Maalesef böyle. Yani herkes duygularına sahip çıkarsa aslında sanatçılar da müziğe sahip çıkacaklar. Ama dünya kötüye gidiyor. Yani bu müzik piyasasına tabii ki yansıyacak her şey olduğu gibi yani. Duygularımıza sahip çıkacağız. Oyuncu Müge Boz, bir arkadaşıyla Bebek'te yürüyüş yaparken kameralara takıldı. Boz, peş peşe iki sinema filmi çektiğini söyledi. İki tane uzun metrajı şu anda yeni çektim. Onun hala böyle bir şeyi, yorgunluğu var yani. İkisi de komedi filmi. Bir tanesi de çok değişik bir karakterde göreceksiniz. Hatta tanıyıp tanımayacağınızdan bile böyle emin değilim. Diğerinde de bir estetik cerrahı canlandırıyorum. Onun da çok güzel, çok tatlı bir hikayesi var. Basketbolcu Caner Erdeniz'le mutlu bir evliliği olan Müge Boz, kızı Vina'nın okula başladığını söyledi. Okula başladı, onun alışma süreci. İşte zaten bilmiyorum, işte sürekli onun elimizden geldiği kadar vakit geçirmeye çalışıyoruz. İşte okulu, ne yedi, oyun oynuyoruz, işte bir yerlere gidiyoruz. Ben işten vakit bulduğum zamanlarda sürekli işte hem Caner'le hem Vina'yla vakit geçirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Böyle böyle o da şey yaptı yani, tam bir İstanbul şeyi gibi, oraya gidiyor babasıyla, işte benimle buraya gidiyor falan böyle. Gerçekten çok alıştı yani bizim hayatımıza. Böyle güzel bir üçlü olduk. Ünlü popçu Mustafa Ceceli, uluslararası kalite ödülleri töreninde sahne aldı. Ceceli, konser için gideceği Sydney'de Somer Şef'in restoranına da uğrayacağını belirtti. Şarkılara devam ediyoruz. Şimdi konserler var, enteresan bir rotam var. Ankara, Bakü, Almanya, sonra Avustralya'ya gidiyorum. Melbourne ve Sydney. Buradan böyle 24 saat uçacağım. Sydney'de de ayrıca özel olarak Somer Şef'in restoranına gideceğim. Mahsun Kırmızıgül'ün çekimleri devam eden yeni filmi Prestij Meselesi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun keşfettiği Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in şöhret basamaklarını tırmanış, Özcan Deniz'i Onur Gözeten, Haluk Levent'i Ali Erkin, Mahsun Kırmızıgül'ü oğlu Mahmut Kırmızıgül ve Bebek'te kameralara takıldı. İron. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor valla. Aynen. Geliştirdim kendimi artık. Çok az karşılaşıyorum. Vay be, bu kadar derin bir sohbet beklemiyordum. Önceki arkadaşlarımın yanına onu bir başka bir vakit uzun uzun konuşurum. Biraz yoğunluğum vardı. Aynen öyle yani. Bir şey yok. Aynı. Ben aynı benim. Tüzün Ataç yeni projelerinden bahsetti. Yeni korkmayın filan. Dijital platforma yayınlanacak. Evet, evet. Film ya, benim komik oyunculuk yaptığım bir iş o. Ama çok severek, eğlenerek çalıştık. İşte 11 Kasım'da o giriyor. Ondan sonra bir yazın bir dizi işte dijital yine bir platforma yaptım. O da herhalde Şubat filan gibi giriyor. Geçen yaz milli yüzücü Ali Keçecioğlu ile görüntülenen güzel oyuncu özel hayatıyla ilgili konuşmak istemedi. Ya beni çok mu özlediniz siz?
Çok tatlısınız. Çok her teşekkür ederim. Yolunda çok şükür. Hayatınızda biri var mı peki son olarak? Biliyorsunuz ben böyle bir mevzuyu konuşmamak için elimden gelen her şeyi yapan bir bireyim. Yok, o yüzden yalnız mısınız, iyi misiniz? Şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemek istemiyorum. Pekala, o zaman iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları. Çok sağ olun. Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ile başrolünü oynadığı Eflatun filminin 10. Boğaziçi Film Festivali'ndeki gösterimine katıldı. Yakışıklı oyuncu çıkışta bir grup yabancı hayranının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Segaparo. Bürsin, geçen yıl sonu ayrıldığı Hande Erçel'le yeniden barıştığı iddiasına sessiz kaldı. Boğaziçi Film Festivali muhteşem kalabalık sizin için gelmiş. Hande Erçel'le barıştığın haberleri var. Onu da biliyorsun şu an Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Hayko Cepkin ile Elçin Sangu'yu buluşturan Jekyll ve Hyde müzikalini izledi. Türkiye'de böyle güçlü müzikallerin yapılması ben de oyuncu olduğum için heyecan vereceğim. Merakla izlemek istiyorum. Hayko Cepkin'i ilk defa bu arada sahnede göreceğim. Kendisinin büyük bir hayranıyım. Hem duruşuyla, hem tarzıyla, hem sanatıyla. Elçin'de çok değer verdiğimiz, çok güzel, çok naif, çok narin bir oyuncu. İkisini sahnede izleyeceğim için ve müzikal olduğu için bakalım. Özberk, Murat Boz'la başrolünü oynadığı Rüyanda Görürsün adlı filmin çekimlerini tamamladıklarını söyledi. Filmim bitti. İşte 2-3 gün oldu. Böyle 1-1,5 ay falan çalışmıştım. Ondan sonra pek bir şey yapmıyoruz şu anda. Barış Akarsu Merhaba filminin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz da müzikali izleyenler arasındaydı. İyi koşturmaca devam. Filmimiz çıkacak işte. Çok az kaldı. 18 Kasım'da yayında Barış Akarsu. Göreceğiz. Şarkıcı Ece Mumay bir güzellik merkezi açtı. Böyle bir ticari faaliyetim olsun çok istiyordum açıkçası. Aklımda ilk etapta bir güzellik merkezi yoktu ama daha sonra böyle ufak yönlendirmelerle dedik ki neden olmasın. Volkan Konak yoğun istek üzerine bir kez daha Kuruçeşme açık havada sahne aldı. Son olarak Dünya ile Benim Aramda dizisinde rol alan Zerrin Tekindor, Bebek'te görüntülendi. Usta oyuncu geçen günlerde Çetin Tekindor'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hira Tekindor'un 33. yaş gününü kutlamış, 58 yaşındaki oyuncunun yaptığı paylaşımın altına abla kardeş gibisiniz yorumları yapılmıştı. Oğlum bekliyor. İyi her şey. Geçtiğimiz gün doğum günüydü herhalde. Evet. Güzel de bir paylaşım yaptınız. Evet. Abla kardeş gibi yorumlar da yapıldı sizin için. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Şarkıcı Aleyna Dalveren, Nişantaşı'nda bir mağazada görüntülendi. Şu an şarkı bulamıyorum yine. Şarkı arayışındayım. Buradan da seslenmiş olayım. Demoları bekliyorum diyormuşum. Dalveren, adının Sinan Akçıl'la aşk dedikodularına karıştırılmasına tepki gösterdi ve "O Aleyna ben değilim" dedi. Yani karıştırma olmuş. Çok Aleyna olduğu için herhalde fazla olduğu için ben 4 yıl önce Sinan Akçıl'la yaptım. Evet, benim fotoğrafım ve ismim de kullanılmış. Ben de şaşırdım. Bugün bayağı bir sordular bana da. Ama ben değilim. Bu başka bir Aleyna. Yani bilmiyorum. Benim 4 yıl önce Sinan Akçıl'la bir projem oldu ve görüşmüyorum uzun süredir. Ben de şaşırdım açıkçası böyle bir haber çıkmasına. Selçuk Aydemir'in pandemi öncesi çektiği Mahalleden Arkadaşlar filmi 4 Kasım'da vizyona giriyor. Aralarında Nurgül Yeşilçay, Alper Kul ve Murat Cemcir'in de olduğu film ekibi düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. 2020'de girecek işte. O ara pandemi geldi. Pandemide bir duralım dedik. Pandeminin ilk günü değil mi? İnsanları böyle ofislerden eve yolladıkları gün biz vizyona giriyorduk. Çok kilo almıştı. Kilo vermesi için bir 3 sene bekledik gibi bir tevatürde var. Ama ne güzel kilo aldım ya. 10 kilo falan aldım. O kadar güzeldi ki o süreç. Çok güzel yedim yani. Hakan Altun, Kuruçeşme Açık Hava'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hayranlarıyla birlikte kutladı. İbrahim Tatlıses'in 30 yıl sonra Londra'daki hayranlarıyla bir araya geldiği görkemli konserinde neler yaşandı? Dünya, 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 dünya.
az sonra. Ceyda Düvenci, Şebnem Sönmez ve Müjde Uzman gibi ünlü kadın oyuncuların başrol rollerini paylaştığı Kadınlara Mahsus filminin setine konuk olduk. Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu Kadınlara Mahsus filmi Şebnem Sönmez, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Melisa Aslı Pamuk, Başak Parlak, Merve Çağıran ve Müjde Uzman'ı buluşturdu. Müjde Uzman umut dolu bir film çektiklerini anlattı. Uzun zamandır benim şahsi fikrim de bu. Hem umuda hem iyiliğe, güzelliğe, pozitifliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Karakterimden bahsedeyim. Öncelikle ben bir anneyim. Biraz patavatsızım, biraz açık sözlüyüm, biraz lap diye konuşuyorum. Ama sonra hemen üzülüyorum, kötü niyetli değilim. Zaten zayıf yönlerimizi veya zaaflarımızı birbirimiz çok güzel kompanse ediyoruz kendi aramızda. Bunu tabii ki hikaye gereği söylüyorum, gerçek hayat olarak değil. Ya gerçekte de öyleyiz. Öyle miyiz? Değil mi? Yok, ben hiçbirinizi tolere etmiyorum bence. Kesin etmiyor, doğru söyleyeyim. Her karakterin tek tek kendi sıkıntıları var ama birbirimizle konuşarak, belki bazı ufak anlar yaşayarak iyi kötü, bunların üstesinden geliyoruz. Bunun hikayesi. Aslı Tandoğan, Kadınlara Mahsus filminin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vizyona gireceğini söyledi. Filmimizin konusu çok güzel ve inşallah yetişeceği tarih de Kadınlar Günü'ne yetiştirmeyi planlıyorlar. Zaten bu günümüzün konusu her zaman bitmeyen kadınların çilesi, kadınların bastırılması, kadınların çocuklarından ve ailesinden ayrılması, bütün bu konuları aslında farklı farklı kadınların üzerinden hikayeleşmiş bir şekilde göreceğiz. Ve onların bu işin içinden bir arada nasıl çıktıklarına şahit olacağız. Aslı Tandoğan, Ceyda Düvenci ile daha önce de beraber çalıştıklarını söyledi. Kadro çok güzel. Zaten daha önce biz Ceyda ile çalışmıştık. Eski arkadaşım. Onunla çalıştığım için tekrar zaten çok mutlu oldum. Diğer arkadaşlarım... Sizin tanıştığınızda değil mi? Hayır, sizinle de ayrıca. Yani bütün ekip gerçekten çok güzel. Usta oyuncu Şebnem Sönmez, kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti. Benim için en önemli şey dayanışma. Her zaman öyle. Neyimiz varsa ortaya koymak. Yani kilerde olmayan da yemek yapamazsın. Kilerde ne varsa ortaya koy bakalım bir. Onlarla da ne oluyor bir görelim diyorum hep. Hikayede sizi nasıl göreceğiz? Söyler miyim öyle bir şey Allah aşkına? Tadımız kaçmasın. Yok canım. Hikayeye kalsın orası da. Belli tamam. Ki grubun en genci, belli ki en deneyimsiziyim. Belli ki onlardan öğreneceğim çok şey var. Öyle gibi geliyor bana ya da ben öyle oynuyorum yanlış yok. Oynamadıysam. Ceyda Düvenci, kadın kadının yurdu olmalı dedi. Benim bu filmde yer alma sebebim aslında bir cümleydi. Kadın kadının kurdu değil yurdudur cümlesi beni tamamen ele aldı senaryoda. Çünkü kadına şiddeti konuştuğumuz bu zamanda sadece erkeğin yaptığı değil, kadının da kadına yaptığı zulüm çok konuşulmalı bence. Bu da konuşulmalı. Dolayısıyla ben Demet karakterini oynamayı bu yüzden kabul ettim. Çünkü kadın kadının yurdudur. Biz bunu anlatıyoruz bence bu hikayede. Düvenci filmde kocasına karşı şiddet gösteren avukat Demet karakterine hayat verdiğini belirtti. Seviyorum diyemeyen, çok da naif bir kocası olan, yani ben bütün kadınların tersine eşine şiddet gösteren, babası yüzünden sevgiyi öğrenememiş bir kız çocuğunun eşine şiddet göstermesini canlandırıyorum hikayemin içinde. Çok sert giriyor eve ama sonra şunu fark ediyor ki sevgi çok iyileştirici bir güç. Bunu seviyorum. O yüzden de burada olduğum için mutluyum. Röportaj sırasında bir kadın seyirciyle yaşadığı anısını paylaşan Şebnem Sönmez, rol arkadaşlarını güldürdü. Bir gün bir yerde koşuya çıkmıştım. Karşıdan da çok güzel, çok hoş bir hanım koşuyordu. Koştuk, ne hoş dedim içimden, gel koş koş koş. Sonra ben buraya doğru koşarken, o geri geri koşarken bana baktı. Kısasınız. Onu yıllardır aldatmışım gibi davrandı. Melisa Aslı Pamuk, Kadınlara Mahsus filminde psikoloğu canlandırdığını ifade etti. Kadın hikayesi, çok keyifli bir kadromuz var. Zaten 10 gündür, 15 gündür çekiyoruz. Çok eğlenerek çekiyoruz. Ben psikoloğum. Ve yani kadının kanına olan desteğini aslında bir şekilde yansıtıyor benim karakterim. Yani orada o birleştirme halini yansıtan kişi benim. Merve Çağıran, çok sayıda kadın oyuncunun rol aldığı bir set ortamında çalışacağı için başta çekindiğini itiraf etti. Gerçekten süper kadro. Çok tatlı insanlarla evet. Tanıştık burada. Bütün kadınlar birbirini çok sevdi. Sadece kadınız. Evet. Normalde böyle çok kadın olunca
Çok inanılmaz tatlıyız ya. Evet. Ben de öyle korkuyordum bu arada. Şey olur mu falan, böyle bir gıcıklık falan, hiç yok. Harika gidiyor her şey. Filmde blogger bir kadına hayat veren Başak Parlak senaryodan bahsetti. Kadın dayanışmasıyla ilgili bir film. Farklı üzülmelerden farklı dertleri olan kadınların bir araya geldiği ve birbirlerine ilaç olmaya gayret ettikleri bir konusu var. Çok keyifli gidiyor çekimler. Hafta sonu İstanbul'da yeni sezonu açan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın 29 Ekim kutlamaları kapsamında Ankara'da düzenlenen konseri hangi renkli anlara sahne oldu? Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar yeni sezonu Maslak'ta görkemli bir konserle açtı. Yaşar mekanı dolduran hayranlarına yine unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı. Yaşar, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçıyı ekibi klip çektiği İğne İplik şarkısını söyleyerek karşıladı. Bir yandan klip çekiyorum, bir yandan sahneye çıkıyoruz. Bir yandan da doğum günü kutluyoruz zannettim gerçekten. Birinin doğum günü mü var? Nerede? Ben mi kaçırdım dedim. Çok doğal bir klip olacak. Yönetmenim, işte bütün çalışma arkadaşlarım hepsi beraber ortak bir şey yapıyoruz. Böyle aslında çok içimizden geldiği gibi doğal, hiç böyle mizanseni olmayan normal bir rutinimiz, yani bir konsere giderken rutinimizi anlatıyoruz aslında. Bakalım ne çıkacak, ben de hiç bilmiyorum. Çekiyorlar işte, ben onlara uyuyorum şu anda. Yaz maratonunun ardından İstanbul sezonunu açtığını anlatan ünlü sanatçı, İstanbul geceleri artık bizden sorulur dedi. İstanbul maratonu başladı. İstanbul'da çok sevdiğimiz bir yerde sahne alıyoruz. Geçen sene de buradaydık. Bu sene de böyle ancak ben başlayabildim. Birçok sanatçı arkadaşımızla ortak sahneyi paylaşıyoruz. Güzel bir yerdeyiz. İstanbul geceleri artık efendim bizden sorulur. Öte yandan Ebru Yaşar Anıtkabir'i ziyaret etti. Ünlü sanatçı Anıtkabir'deki Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabri başında dua etti. Aynı gün Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ı Ankaralı hayranlarıyla buluşturdu. Yaşar, sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Ankara benim memleketim. Hele Yeni Mahalle, Demet Evler benim doğduğum, büyüdüğüm ilkokulun yarısına kadar burada ve sonra akrabalarımla sürekli geldiğim, gittiğim, akrabalarımın olduğu bir yer. Çok mutluyum sanat hayatımda. Böyle herkesime hitap etmeye çalışıyorum. Kendimi yenilemeyi seviyorum. Seyirciyle beraber büyüdük aslında, dinleyiciyle beraber büyüdük. Ama hani yeni doğan bebekler de şarkılarımı söylemeleri ya bilmeleri çocukların çok hoşuma gidiyor. Çalışmaya, öğretmeye devam edeceğim. Konserde Özbekistanlı dinleyiciler de vardı. Şarkılarını ezbere bildikleri Özbek hayranları Ebru Yaşar'ı heyecanla beklediler. Onu şarkını başlayınca biz de devam etmeye şeyiz. Eşlik edeceksiniz yani. Abi canım edeceğiz. Ben onun için ta nereden geldim? Tepelerden indim geldim. Çok seviyorum, ben onun hayranıyım. Yeah.
oyuncu Aslı Emer, Berkin Gökbudak'la yaşadığı ilişki hakkında ilk kez konuştu. Berkin Bey'le de bir beraberliğiniz vardı, devam ediyor mu? Evet evet, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor peki? İyi gidiyor, teşekkür ederim. Hiç konuşamadık, sizi görüntüleyemedik. Az sonra... Ünlü oyuncu Yasemin Allen, meslektaşı Tolga Güleç'le biten ilişkisi hakkında neler söyledi? Son olarak Türk İş Dedektif adlı dijital dizide İngiliz oyuncu Itin Kayı, Haluk Bilginer ve Selma Ergeç'le kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Yasemin Allen, Bebek'te kameralara takıldı. Neler yapıyorsunuz, oradan mı giriyorum? Neler yapıyorum? Vallahi bizim Türk İş Dedektif işi vardı burada işte. Onun çekimlerini bitirdik. 6 aylık bir serüvenin sonunda. Kaç bölüm çektin? 8 bölüm çektim. 8 bölüm. Ben, Haluk Bilginer, Itin Kayı, Selma Ergeç falan. Güzel. Yani nasıl öyle bir süreçti? İsimler çok iyi. Kadro evet. Çok iyi. Ya polisiye bir dizi. Bir kitap uyarlaması aslında. Ünlü oyuncu yeni dizisi 9 Oğuz'da hayat vereceği yüzbaşı Tomris rolü öncesi Tayland'a gidip eğitim alacağını açıkladı. Ya bu polisiyeydi. Bunun için çok gerekmiyordu ama önümüzdeki proje için de biraz öyle bir karakter oynayacağım. O yüzden şimdi gidip Tayland'a biraz hem tatil hem de Muay Thai antrenman. Evet evet. Nasılsınız bu konuda? Yani kendinizi savunabilir misiniz rahat? İnsan öyle bir birazcık ne kadar bilirsen İyi hissediyorsun aslında. Yürüyüşün değişiyor, kendine güvenin değişiyor. Yani sokakta kimle karşılaşacağın belli olmuyor. Bu bir de bir savunma dediğin gibi. Hani evet. Gidip birilerini dövmek için bir şey öğrenmiyorsun ama savunma. Sadece yani ne olur ne olmaz yani. İşte karşılaştınız mı onu sordum. Olabiliyor yani. Geçiştirdiniz mi? Yani oluyor, küçük şeyler oluyor. Onsuz durum yani bilemiyorsun ki yani evet. Etraf hayat bu. Bir manyak dolu. Aynen öyle. Yasemin Allen'ın geçen yıl Erkek Severse dizi setinde rol arkadaşı Tolga Güreş'le başlayan ilişkisi yaz tatili dönüşü sona ermişti. Güzel oyuncu biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Nasıl kısmet işte maalesef. Olmayınca olmuyor yani, bazı yerlerden de inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor. Bir de çok en dibinde anlaşamadığın bazı konular olunca değiştirmekle uğraşmıyorsun kimseye. Arkadaş yani. Olarak mı bitirdiniz? Ben... Öyle, öyle denilebilir. Yasemin Allen kendisini ilişki konusunda eski kafalı bulduğunu itiraf etti. Enteresan tabii yani, eskisine göre farklı yaşanıyor artık ilişkiler. Yani değer kıymet bilinmiyor demek istemiyorum ama herkesin sevgi anlayışı farklı. O yüzden çok da kişisel algılamamak ama lazım. Biraz serzeniş gibi oldu son söyleyeyim. Evet yani öyle aslında. Kime serzeniş, evrene mi yoksa? Genel ya bilmiyorum ben yani şey... Hani biz de farklı bir şekilde büyüdük sonuçta çocuk olarak böyle hani bir gerçek aşka inanarak falan böyle hani işte ama değişti galiba artık olaylar yani. Eski kafalı derler ya. Biraz var evet. Biraz öyle eski kafalıyım galiba o konuda ama romantiklere göre bir dünya değil galiba artık burası. Parmaklarına kınayla uğurlu rakamı olan 17'yi yazdırdığı görülen oyuncunun geçen haftalarda Kilyo sahilinden paylaştığı görüntüler çok konuşulmuştu. Merhaba arkadaşlar. Burası Kilyo sahil. Kilometrelerce beyaz plastik atık dolu. Burada ölü bir yunus yavrusu var ve içi gördüğünüz gibi plastik dolu. Yemekten ölmüş bunları. Yani bunun sorumlusu kim? Kaç ton düşürülmüş? Merak ediyorum. Yazıklar olsun. Kına yaptım ya şu. Bir anlamı var mı acaba? İşte 17 rakamı. Tarih verdi. Yani 17 rakamı. Bir şey soracak. Kilyos'ta deniz temizliğiyle alakalı paylaştığı evet. Videodan sonra herkes harekete geçti. Bayağı evet. Bir belediye olsun, valilik olsun. Evet. Ondan sonra takip edebildiniz mi? Orada sahil temizliği ne kadar yaparsan yap denizden gelen bir kirlilik var. Evet. Karadeniz'in etrafında da bu sürdürülebilirlik konusunda çok yaptırım yapan ülkeler çevrili değil yani Karadeniz'de. O yüzden maalesef akıntıyla beraber hepsi bizim sahilimize geliyor. Sen sahili ne kadar temizlersen temizle o gelmeye devam edecek. O yüzden yani devam etmek istiyorum görüşmelere, sahil güvenlikle de konuşmak istiyorum mesela. Biz en azından kendi kıyılarımızı korumak için ne yapabiliriz? Ama o canlıların geçişinde de izin verecek ama aynı zamanda çöpleri filtreleyecek bir sistem henüz yok anladığım kadarıyla. Yasemin Allen, meslektaşı Faraz Zeynep Abdullah'ın başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar şeklindeki isyanını yorumladı. Erkek dünyasında yaşadığımızı kimse inkar etmiyor. Yani işte öyle kuruldu hani hikayeler öyle süre gelindi. Popülarite hayranlık duyan kitle daha çok kadınlar oluyor anladığım kadarıyla. O yüzden el üstüne koyan da herhalde kadınlar oluyor erkekleri. O yüzden böyle bir değer biçme şeyi oluyor. Yani bunu neresinden tutsan elinde kalıyor zaten de kişisel şahsi olarak duruşunu belli etmen yapabileceğin tek şey yani. Yoksa her şey isyanla da
olmuyor yani. Ünlü oyuncunun evinde yılan beslemesi de sosyal medyada çok tartışılmıştı. Yılanım vardı, onu İngiltere'de besleyiciye vermek zorunda kaldım. Burada yasak çünkü. Burada hatta ben Twitter'da onun fotoğraflarını paylaşırken beni şikayet ediyorlardı Tarım Bakanlığı'na. Ya, aynen aynen. O ülkede bile değildim yani. İki tane kedim var. Bizim sitenin oradaki kedilere bakıyoruz. İşte iki tane köpek sahiplendim, onlara bakıyorum yani. Başkaları bakıyor. Pop müziğinin usta ismi Nükhet Duru neden kadınların tayt giymesini eleştirdi? Herkes sevdiğini, içinde rahat hissettiğini giyebilir. Yeter ki tayt giymesinler. Şıkır 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 şıkırda tıkır. Az sonra... Tıkırda, fıkır 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 fıkırda mahmur. Pierre Cardin'in sunduğu magazin hattı devam edecek. Pazar siyasetine bu hafta İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Bursa Milletvekili Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu konuk oluyor. Ukrayna Rusya arasındaki gerginliği bölgede bir istikrarsızlık olarak görüyoruz. Fakı Baba'nın İYİ Parti'ye katılımı ve yeni milletvekili transferi iddialarından AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla muhalif isimlere gönderdiği davete ve Altılı Masa'nın adayının nasıl ve ne zaman belirleneceğine dair gündemi Pınar Işık Ardor soruyor, İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu yanıtlıyor. Pınar Işık Ardor'la Pazar Siyaseti bugün saat 11'de TV 100'de. Göz alan ışıltısıyla Koçak Pırlanta Yüzükler, şimdi Koçak'tan kaçırılmayacak eşsiz fiyatıyla. Koçak. Her mevsim yenilen Pierre Cardin. Bu salı BİM'de Patis Viz Antep fıstıklı çilek tıraşı 24 lira 50 kuruş. Nesquik muz ve çilek kare tahıllı gevrek 29 lira 50 kuruş. Nesquik altılı paket kakaolu süt 35 lira 50 kuruş. Bul havanı. Radyo Viva. Bir konuda anlaşalım. Burası benim. Buradayım burada. Burası da benim. TV Buda'dan 111'den 128'e kadar benim. Çocuklar için eğitici ve eğlendirici içerikler TV Buda. Üstelik harika özelliklerle. Beğendiğini tekrar izle, istediğinde geri al izle ve ara verirken durdurup kaldığın yerden izle. TV Bu aile paketi ayda 32 liradan başlayan fiyatlarla. Ha, diziniz maçınız falan varsa bana söyleyin. Ben TV Buda'dan devam edeyim. Göz alan ışıltısıyla Koçak Pırlanta Yüzükler, şimdi Koçak'tan kaçırılmayacak eşsiz fiyatıyla. Koçak. Pierre Cardin'in sunduğu magazin hattı devam ediyor. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Riva'daki evinde oturan şarkıcı Hadise'ye boşandıktan sonra nasıl bir jest yaptı? Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezon çekimlerine hazırlanan İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile menajerlik ofisinden çıkarken kameralara yansıdı. Siz soralım efendim. Evet, iyiyiz valla, gayet iyi. Yeni işlerimiz var, onlara hazırlanıyoruz. Bir hazırlık sürecindeyiz. Öyle. Dijital mi olacak? Yoksa evet evet, dijital. Kuş Uçuşu'nun zaten ikinci sezonunu şimdi çekmeye başlayacağız, bir 20 gün sonra falan. Onun hazırlığındayız. Dur, sen çok mu seviyorsun mikrofonu? Ha, seviyor musun? Hadi. Ünlü oyuncu son dönemde balıkçılık tutkusuyla da adından söz ettiriyor. Çıkıyor musun peki balık? Evet evet, her gün balıktayız genel olarak. İşlerimiz başlayana kadar da çıkarız herhalde. Nasıldı bu sezon, bayağı balık buldun? İyi, güzel güzel, gayet güzel. Sen de seviyor musun balıkları? Seviyor musun?
Jumbo mu seviyorsun daha çok? Jumbo. Evet. Çelik Kol aynı zamanda Hadise ile Mehmet İnçerler'in evlendikten sonra oturduğu Riva'daki villanın da sahibi. Boşanma aşamasında evden ayrılan Mehmet İnçerler'in 6 aylık kirayı ve depozitoyu ödemediği iddia edilmişti. Ev sahibi İbrahim Çelik Kol'un da Hadise'ye destek çıktığı ve istediği kadar evde oturabileceğini söylediği gündeme gelmişti. Hadi abilere teşekkür et. Uygun olarak Hadise'ye karşı da güzel bir jestiniz oldu. İstediği kadar evde oturabileceğini. Ya ben o konuları hiç bilmiyorum. O konularla da ilgili gerçekten hiç konuşmak istemiyorum. Tabii ki yani hani zaten onların oturdukları hani biz öyle bir şey değiliz. Müsait oldukları zaman zaten çıkarlar evden veyahut da kalırlar. Yani istediği kadar oturur gibi bir şey var. Ya tabii yani şey ev bulana kadar herkes istediği kadar kimseyi çıkaracak halimiz yok. Öyle insanlar değiliz yani. Teşekkürler. Abi sağ görüşürüz. Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak'la yaşadığı ilişki hakkında ilk kez konuştu. Aslı Enver, geçen yaz Karem adasında çekilen Arayış adlı dijital dizinin ardından Benim Adım Farah isimli televizyon projesine hazırlanıyor. Ünlü oyuncu geçen perşembe Levent'te kameralara takıldı. Sanım merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. Çok kısa konuştuk. Sizi göremiyorduk hiç bayağıdır. Burada görmeye dizide şaşırdık aslında. Evet. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim, keyfim yerinde, siz? Biz de çalışıyoruz bildiğiniz kolay gibi. Kolay gelsin. Ekranlarda göremiyoruz sizi. Var mı projeler? Bir şey söyleyemiyorum şu an ama yani her özlediniz an her şey olur. Evet evet. Şimdi başladım çalışmaya ufakta ama daha fazla bilgi veremiyorum. Dijital mi olacak, sinema filmi mi en azından? Dijitalimiz de var, normal televizyonumuz da var. Ha. Evet. Öyle. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Belli mi peki zamanı az çok? Geçen yıl iş insanı Önder Öztarhan'la ilişkisi kısa süren Enver, son olarak bir ilaç firmasında yöneticilik yapan Berkin Gökbudak'la aşk yaşıyor. Enver birlikteliği hakkında ilk kez konuştu. Berkin Bey'le de bir beraberliğiniz vardı, devam ediyor mu? Evet evet, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor peki? İyi gidiyor, teşekkür ederim. Hiç konuşamadık, sizi görüntüleyemedik. Nasıl tanıştınız, nasıl başladı? Çok sevindik aslında. Ya valla trafiğe kalıyorum. Acayip sıkışıyor. Nasıl gidiyor birlikteliği? İyi. Nasıl tanışmıştınız? Teşekkürler. Hani apayrı sektörün insanısınız, o yüzden. Teşekkürler. İyi günler. Mert Aslan'ın defilesini izleyen pop müziğinin usta ismi Nükhet Duru, neden kadınların tayt giymesini eleştirdi. Ünlü tasarımcı Mert Aslan'ın bir giyim markası için hazırladığı renkli koleksiyon, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen defileyle tanıtıldı. Defileyi izleyen ünlü konuklar arasında Pınar Altuğ, Edwina Sponza, Feryal Gülman, Işıl Reçber ve Ece Vahapoğlu da vardı. Defileyi pop müziğin 68 yaşındaki usta ismi Nükhet Duru da izledi. Duru, starlık sistemine karşı olduğunu söyledi. Ben insanlarımla, halkımla iç içe olmayı, yakın olmayı, onlarla konuşmayı, hatta alışveriş bittiğinde gidip bir kahve içmeyi, tanımadığım insanlar da olsa seviyorum. Ben hayatın içinde olmayı seviyorum. Herkesin herkese her yerden ulaştığı bir dönemde star sistemini bir daha gözden geçirmek lazım. Şıklığına önem veren sanatçıların başında gelen Duru, tight modasını hiç sevmediğini söyledi. Herkes sevdiğini, içinde rahat hissettiğini giyebilir. Yeter ki tight giymesinler. Hiç sevmiyorum. Rahatsız mıydınız? Yani tight'ın nasıl giyileceği unutuldu. Yani tünikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta gezen bir sürü hanımefendi görüyoruz. Atiye duymasın bu sözleri. Ya ne yapayım ya, sevmiyorum. Yani tayt sevmiyorum. Usta yorumcuya sahnede mayonun da çok kullanıldığı hatırlatıldı. Şimdi o tabii dünyanın dalgaları bize de sirayet ediyor. Görsellik devreye girince herkes kendine göre bir şeyler yorumluyor. Ama ben ilgilenmiyorum. Nükhet Duru eski kıyafetlerini nasıl değerlendirdiğini de anlattı. Bir kısmını bazı arkadaşlarla paylaşıyorum, yeni başlayanlarla. Bir kısmını da satışa koyuyorum uygun fiyata. Neden dersen bir kere giyebiliyoruz. Çok büyük bir israf. Bir kere Instagram'da görünce eskimiş gibi geliyor. Ya. Nükhet Duru son dönemde TikTok'ta başlayan sahneye para ve telefon atma akımını duyuncaysa çok şaşırdı. Çok ayıp.
Çok ayıp. Ben hangi dünyada yaşıyorum acaba? Vallahi çok ayıp. İnşallah bir daha yapmazlar. Şıkır 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 da tıkır 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 da fıkır 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 da mahmur. İbrahim Tatlıses'in 30 yıl aradan sonra Londra'daki hayranlarıyla bir araya geldiği görkemli konserinde neler yaşandı? Geçen Ağustos ayında geçirdiği trafik kazasından ayağında kırıklarla kurtulan İbrahim Tatlıses, hız kesmeden konserlerine devam ediyor. 70 yaşındaki usta sanatçı geçen hafta sonu Şişli'de bir mekanda severleriyle buluştu. Tatlıses 55 gün sonra ayağa kalkabildiğini anlattı. İbrahim Tatlıses ertesi gün Londra'nın ünlü konser mekanlarından Eventim Apollo'da sahne aldı. 3500 müziksever alanı tıklım tıklım doldurdu. İmparatorun bir kadın hayranını sahneye davet etmesi ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Otuz yıl sonra Londra'daki hayranlarıyla bir araya gelen Tatlıses, 2,5 saat sahnede kaldı. Londra'da duygu dolu anlar yaşayan Tatlıses, kendisini izlemek için sahnenin önüne gelen yaşlı bir hayranının elini öptü. Tatlıses hafta içi de 6. kez Kuruçeşme Açık Hava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Aramam sormam bir daha yalvarsan bile Allah'a çıkmasa gecem sabaha aramam. İşimden geldim kaç kere bu sevdalar boşuna ne bu sevdalar boşuna delalım 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 delalım. Magazin Hattı'nın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz. Pierre Cardin magazin hattını sundu.